Epimerium. Ham maddesi Çin'den geliyor. Azgın teke otu diyorlar. Keşiş külahı da denir. Epimerium previcornum. Çin'de çok zengin vatandaşın çocuğu olmuyor. 4000 yıl önce. Bütün Çin'deki hekimler geliyor, bir çare bulamıyorlar. Binlerce doktor, para harcıyor adam. Artık usanıyor. Bir gün bir çoban bir çuval dolusu ot getiriyor. Diyor ki, benim keçiler falan yerde otlarken çok aktifler. Ben fark ettim bu bitkiden. Bunu kullansın iyi gelir diyor. Adam da koyuyor. Diyor ki, dünyanın en meşhur hekimlere geldi bir şey yapamadı. Sen mi yapacaksın diyor. Koyuyor. Oğlu da böyle kapının arasında bakıyormuş. Görmüş, olayı seyretmiş. Adam gidince çuvalı almış, saklamış. Çayını içmiş. 3 ay sonra hamile kalmış ailesi. Sonra doğum yapmış. O günden beri Çin'de bu 4000 yıldır afrodizyak olarak kullanılıyor. Biz bunu geliştirdik. Bu cinsel performansı düşük olan erkekler için de, kadınlar için de iyi gelir. İlişkiden yarım saat önce bir tatlı kaşığı almak gerekir performans için. Ama hormon düzenleyici olarak da kullanılır. Neden? Çünkü bunda sadece keşiş külahı denen bitki yok. Yani ekstrak bunların içindeki. Bal var, pekmez var, keçi boynuzu pekmezi. Artı 19 çeşit bitki ekstraktı var. Keşiş külahı, çakşır kökü ekstraktı, damyane ekstraktı, efendim ginseng ekstraktı, ginkgo ekstraktı. 19 çeşit bitki ekstraktı var. Eğer ki kısırlık problemi bayanda erkekte ikisinde varsa, ikisi de günde 3 defa bir çay kaşığı hormon düzenleyici. İlişkilerinde soğukluk varsa bir tatlı kaşığı ilişkiden önce. Kullandığı zaman ne yapıyor? Fazla kullanıp performans artırır, az kullandığı hormonları düzenler. Epimedium'un da öyle bir özelliği var. Evet.